Başlayalım. Yavaş yavaş gelir katılımlarımıza. Ben Zehra Kamadan. Bugün bu seminerin moderatörlüğünü yapacağım inşallah. Arkadaşım Ümmü Gülsüm de soru cevap kısmında bize eşlik edecek. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü konumuz peygamber kıssalarından psikolojik dersler. Profesör Doktor Süleyman Derin hocamız da bize bir konuyu anlatacak inşallah. Program akışımız başlangıçta kısa bir isim tanıtımı, sonra hocamızın geçmiş hakkında biraz bahsedip mikrofonu hocamıza bırakacağız. Seminerinden sonra soru cevap kısmı, teşekkür belgesi takdim ve kapanış yapacağız. Programımız yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Sorularınızı da chatten yazarsanız çok memnun oluruz. Dediğim gibi Gülsüm sorularınızı hocamıza iletecek inşallah programın sonunda. İSİP olarak misyonumuz İslam ve psikoloji bir arada konuşup ortak bir platform oluşturmak. Bu şekilde daha iyileştirici bir ortam oluşturabilmek herkes için diyelim. İSİP olarak da birçok farklı ülkede faaliyet veriyoruz. Türkiye'de olduğu gibi kendi yerel dillerinin konuşulduğu ülkelerde de yerel faaliyetler yapılıyor. Aynı İSİP gibi dediğim gibi. İSİP'i takip etmenin yolları YouTube kanalımıza abone olup oradan geçmiş derslerimizi izleyebilirsiniz. Aynı şekilde İSİP'in Türkçe kısmı yani YouTube kanalımızda Türkçe bir oynatma listemiz var. Aynı zamanda İngilizce, Arapça ve diğer dillerde de seminerlerimize oradan ulaşabilirsiniz. WhatsApp gruplarımıza girdiğinizde de oradan seminerlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Biraz hocamızdan bahsetmeye çalışalım. Kısaca kendisini burada tanıtacağız. Ne kadar olmasa da azıcık bir bilgi vereceğiz hakkında. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf ana bilim dalında profesör öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Tasavvuf üzerine pek çok makalesi ve kitapları bulunmaktadır hocamızın. Sufi psikolojisi alanında da alanına odaklanan Derin hocamız Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi isimli bir radyo programında sunuculuğunu yapmaktadır. İSİP'in ve Elbel Enstitüsü'nün danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır aynı zamanda. Buradan bir konferansımızın da duyurusunu yapmak istiyoruz. İnşallah 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü İSİP ilk defa yüz yüze seminerini gerçekleştiriyor olacak. Bu uluslararası olarak da bir ilk olacak. İSİP Türkiye olarak da ilk olacak. İSİP Türkiye olarak ev sahipliği yapmış olacağız bu programa. İslam psikolojinin uygulama alanına biraz bakacağız. Çok çeşitli ve önemli İslami psikoloji alanında önemli isimleri ağırlıyor olacağız. Süleyman Derin hocamız olacak aynı şekilde yine bugün bizi yalnız bırakmadığı gibi. Human Kesavarzi hocamız, Abdullah Rotman hocamız, Zühal Alkayaşar ve Taha Burak Toprak hocalarımız da bu seminerde bize eşlik ediyor olacak. Seminerimizin kayıt linkini yakın bir zamanda paylaşacağız sizlerle. Kontenjan sınırlı. Şu anda bir ön tanıtımını yapıyoruz size. O yüzden lütfen takipte kalın ve hepinizin burada yüz yüze tanışmak isteriz açıkçası. Biz de çok heyecanlıyız bu seminer için diyelim. Ve katılımınız için de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü mikrofon sahibine bırakıyorum. Buyurun Süleyman Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve kıymetli kardeşlerim, arkadaşlar, öğrenci dostlarım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Sesim net geliyor mu Zehra? Evet hocam. Evet. Evet. Tamam. Seste sıkıntı yok. Şimdi kıymetli arkadaşlar, tabii hepimiz İslam psikolojisi sahasına meraklı insanlarız. Efendim, İslam psikolojisini merak ediyoruz. Bu çok güzel bir şey. Tabii İslam psikolojisi deyince arkadaşlar, yani İslam'ın iki ana kaynağı var. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim. İkincisi ise nedir? Hadis-i şerifler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim belki bize çok detaylı bilgiler vermiyor, yani teknolojik bilgiler. Evet, Kur'an'da sema ile alakalı, gökyüzü ile alakalı, efendim okyanusla alakalı pek çok ayet-i kerime var. Kur'an-ı Kerim gerçekten ilmi açıdan bilgiler veriyor ama bence Kur'an-ı Kerim'in en çok bilgi verdiği husus, duygularımızı nasıl kontrol edeceğiz? Yani duygusal zekamızı nasıl kontrol edeceğiz? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de eşsiz güzel bilgiler var. Özellikle arkadaşlar, bu bilgiler peygamber kıssalarında gizli. O yüzden fakirin niyeti peygamberleri tek tek ele alarak onlardan nasıl psikolojik dersler çıkarabiliriz? Biz bunu Allah rahmet eylesin, Malik Bedri hocamız hayattayken 3-4 seri program yapmıştık kendisiyle.
Google'dan bulabilirsin. YouTube'da var bu çekimlerimiz. Onlara bakabilirsiniz. Bu konuda çok Kur'an-ı Kerim zengin. Ama tahmin ediyorum pek fazla biz bu konuda şimdiye kadar çalışmadık. Yani öfkemizi nasıl kontrol edeceğiz? Korkularımızı nasıl kontrol edeceğiz? Değil mi arkadaşlar? Bununla alakalı çok güzel bilgiler olduğunu söyleyeyim. Şimdi tabii Adem Aleyhisselam'a başlayalım inşallah. Yani bütün peygamberlere burada değinmek mümkün değil arkadaşlar. Ben burada örnek olarak 3-5 peygamberden bahsedeceğim. Ama inşallah ileride belki içinizden bu konuda çalışmak isteyen kardeşlerimiz çıkabilir. Beraber de çalışabiliriz. Her bir peygamberin derinlemesini inceleyebiliriz. Böylece daha güçlü bir elimizde veri olur diye düşünüyorum. Öncelikle niye peygamberler kıymetli arkadaşlar? Çünkü bizim anlayışımıza göre bütün peygamberler masumdur. Masum kelimesi Türkçedeki böyle saf manasına gelmiyor arkadaşlar. Arapçada masum ismetten geliyor. Yani hepsi günahsızdır. Günah işlemezler. Her konuda bize örnektir peygamberler. Yani duygularını kontrol ederler. Her şeyleri kontrolüdür. Eğer peygamber bir hata yaparsa, herhangi bir uygulamasında, herhangi bir duygusunda dahi hata yapsa, Allah onların o hatalarını düzeltiyor arkadaşlar. O yüzden peygamberler bizim için yaşayan canlı örneklerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'in de hemen hemen üçte biri 200 sayfası yaklaşık peygamber kıssaları arkadaşlar. Yani ciddi bir yekün tutuyor Kur'an-ı Kerim'de. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, yani Nuh Aleyhisselam. Bunların Allah-u Teala hikayelerini anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu hikayeleri anlatırken hiç zaman tarih ve zaman belirtilmemiş. Sadece bizim ders almamız gereken önemli konular var. Evet. Şimdi ilk olarak inşallah Adem Aleyhisselam'dan başlayalım kıymetli arkadaşlar. Adem Aleyhisselam hepimizin insanlığın babası. Adem Aleyhisselam'dan ben çıkarabildiğim iki mesele var. Bir, günah işleyip günah tövbe etmesi. İkincisi de Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bilgiler var. Bu bilgileri tabii özellikle psikoloji biliyorsunuz maalesef. İşte Freud, diğer Darwin, yani böyle bir insana yaklaşımları, insan çıplak bir maymundur. Hatta D.B. Watson diye bir davranışçı psikolog var Amerika'da. Diyor ki, insan diyor şu kesip yediğimiz öküzden farksızdır. Tek farkı vardır insanın. Biraz beyni büyükçedir. Aman sakın diyor insana ruh falan var demeyin. Zaten diyor ruh deyince problem başlıyor diyor. O yüzden tabii insanın doğasıyla alakalı bugün psikolojik karmaşa içinde arkadaşlar. Biz Müslümanlar olarak belki bu konuda dünyaya insanın yapısı, doğası, insanı teşkil eden elementler nelerdir? Bununla alakalı çok güzel bilgiler verebiliriz. Arkadaşlar çok ilginçtir. Bence bu Kur'an-ı Kerim'in bir kerameti ve mucizesidir. İnsanın ne olduğunu Allah Celle Celaluhu dışında hiçbir varlık tam olarak kavrayamamış. Hocam neyi kastediyorsunuz? Yani insan Allah-u Teala dedi ki Estağfirullah inni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi Rabbimiz. Dedi ki melekler önce itiraz ettiler. Dediler ya Rabbi biz seni tesbih ediyoruz, sana ibadet ediyoruz, seni takdis ediyoruz. Ne gerek var insana? Yesfikut dime. İnsan kan döker. İnsan suç işler. İnsanı yaratma dediler. Peki şeytan nedir arkadaşlar? Olan biliyorsunuz insanlık henüz daha yaratılmadığı için diğer insanlar yok. Şeytan da dedi ki ene hayrun minih. Ben dedi insandan daha üstünüm. Ya Rabbi. Niye insan yaratıyorsun ki? Arkadaşlar şeytan bilemedi insanı ve bu yüzden Allah'ın rahmetinden kovuldu, layin oldu ve bize düşman oldu biliyorsunuz. Melekler insanı bilemedi, insanın kıymetini anlayamadı ama onların güzel tarafı tövbe ettiler. Hemen istiğfar edip bizim şeyimizi takdir ettiler ve insanı secde ettiler biliyorsunuz. Tabii secde konusu yanlış anlaşılmasın kıymetli arkadaşlar. O secde secdesidir. Ne secdesi? Saygı secdesi. Yoksa ibadet için secde,
sadece ve sadece Allah'a yapılır. Bunu da buradan söylemiş olalım. Yani arkadaşlar insanı Estağfirullah ve tini ve zeytun ve durusinin ve halakne l'insane fi ahseni takvim diyor Rabbimiz. Biz insanı en mükemmel bir şekilde yarattık. Yani bu arkadaşlar çok önemli mesele. Allah bizi mükemmel yaratmış. Yani biz bunu böyle yani değişik psikolojik ortamlara gittiğimizde efendim işte doğuda, batıda İslam'ın bu pozitif insan görüşünü savunabiliriz. Darwin ne diyordu? İnsan diyordu tamamen cinsel ve aggressive drive. Sexual and aggressive drives. Yani insanda iki diyor şey vardır hareket, motivasyon. Birisi cinsellik, diğeri de öfke ve gadaptır diyordu. Halbuki arkadaşlar öyle değil. İnsanda öfke vardır, insanda cinsellik vardır. İslam bunları inkar etmiyor. Ama insan mükemmel bir varlıktır. Tabii mükemmelliğimizin de ne olduğunu söyleyeyim size. İnsanın mükemmelliği arkadaşlar beden açısından değil sadece. Sadece beynimiz açısından da değil. Mesela tahmin ediyorum cinlerin beyni bizden daha büyük olabilir. Bilemiyorum. Ama bizim üstünlüğümüz arkadaşlar ruhumuzda. Allah'ın bize verdiği, bunu İmam Gazali kalp diyor. Biz kalbimizle, ruhumuzla daha üstünüz. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. İslamiyet'te bu efendim piramidin en üstünde ruhumuz ve kalbimiz var. Arkadaşlar kalp ve ruh İslam literatüründe aynı şey. Kalp kastettiğimizde o sol mememizin altındaki kozalak büyüklüğündeki efendim et parçasını biz kastetmiyoruz. O doktorların da bildiği bir şey. Her hayvanda var biliyorsunuz. Kedinin, köpeğin, devenin de kalbi var. Bizdeki kalpten kasıt ruhumuz. İslam psikolojisinde en üst pozisyon, makam ruha ait. Yani esasında ruh beynimizi de yönetiyor arkadaşlar. Tabi bu ilişkiyi nerede hocam keşfederiz, bunu en güzel kim anlatmış derseniz, size tavsiyem İmam Gazali'nin İhya-ül-Umutin adlı eserinin 3. cildinin ilk kitabı, ilk bölümü. Kitab-ı Acaibül Kalp'tir o kitabın ismi, bölümün ismi. Kalbin hayret verici halleri diyelim biz, özellikleri diyelim. Orada ruhun, aklın, nefsin, bedenin iletişimini, ilişkisini İmam Gazali Hazretleri harika bir şekilde bizlere anlatıyor. İnşallah onu böyle müsait bir vakitte detaylı şekilde okursunuz. Orada arkadaşlar akıl, yani şöyle teşbihte hata olmasın. Şimdi bugün tabii insanlık şaşırmış durumda. Modern psikoloji diyor ki insanda body and mind, biliyorsunuz değil mi? Batı'daki yazılan kitapların hepsinde body and mind. Evvelden body, mind and spirit falan derlerdi. Beden, akıl ve ruh denirdi. Şu anda artık ruhu inkar ediyor Batı psikolojisi. Ruh yoktur diyorlar. Ulaştıkları en üst nokta mind. Yani beynimiz, aklımız. Akıldan daha üstün bir şey yoktur diyorlar. Ki bu arkadaşlar doğru değil. Bu eksik bilgi. Evet bedenimiz var. Bedenimizdeki hormonları var. Beynimiz var. Bugün maalesef bu beyinle alakalı araştırma çok güzel, yani çok güzel şeyler yapıyorlar ama her şey gelip beyindeki hormonlara bağlıyorlar. Halbuki İmam Gazali buyuruyor ki ruh diyor, yani teşbihte hata olmasın, atın üstündeki binici gibidir. O bizim beynimiz, bedenimiz falan at gibi. Atı süren kimdir? O süvari, binicidir. Peki arkadaşlar süvari insan ata benzer mi? Ata benzemez. İnsan tamamen apari bir varlık. Aynen bunun gibi ruhumuz bizim beynimizden çok çok öte bilgilere sahiptir. Çok daha gelişmiştir. Ama bugün ruh tabii görünmediği için laboratuvarda Batı bunu inkar ediyor. Mesnevi'de çok güzel bir kıssa var. Akıllı bir karınca diyor ki bir gün arkadaşlarına, ben diyor dünyayı gezdim gördüm, kalem diye bir şey var. Acayip güzel şekiller çiziyor bu kalem. Çok harika bir şey. Çok harika bir efendim varlık. Ben kalemi gördüm diyor. Ondan biraz daha akıllı bir karınca diyor ki, bu doşent karınca diyelim biz buna. Ya diyor sen de diyor amma yaptın diyor. Hiç kalem tek başına yazabilir mi diyor. Onu tutan bir el var diyor. O el esasında diyor kaleme yazdırıyor deyince biraz daha akıllı bir karınca, ona profesör diyelim hadi. Diyor ki ya diyor sen de amma yaptın diyor. El tek başına yazmaz ki diyor.
onu tutan bir kol var diyor. O kol yazıyor diyor arkadaşlar. Aynen bunun gibi bugün işte modern psikoloji diyor ki insan bir kol, yani bir beyin bunları yapıyor, kızıyor, öfkeleniyor. İşte beynimizdeki şu hormon artarsa şu duygumuz öne çıkıyor. Bu hormon olursa bu duygu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunlar tabii hepsi doğru bilgi değil, eksik bilgi. Yani bu denklemde maalesef biz arkadaşlar ruhumuzu göremiyoruz. Halbuki estağfirullah ve nefaktu fihi min ruhi diyor Rabbimiz. Ben insana ruhumdan üfledim diyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah bizi mükemmel yaratmış bedenimizle, beynimizle. Ama tabii bu mükemmelliğin en önemli unsuru ruhtur. Zira arkadaşlar biz öldüğümüzde beynimiz de elden gidecek, gözümüz, kaşımız hepsi yok olacak ama ruhumuz yok olmayacak. Bu bir. Yani Adem Aleyhisselam kıssasında bu yaratılış hikayesi çok önemli bence. Tabii bir de şu var arkadaşlar. Bizim din anlayışımızda biliyorsunuz insan dünya günahsız gelir. Maalesef bu Freud'un işte insanın cinsellik ve öfke dürtüsünü çok öne çıkarması sebebiyle genelde batı psikolojilerinde insan biraz kötü tarafı, negatif tarafı öne çıkmış. Halbuki insan pozitif bir varlıktır. İnsanın arkadaşlar fıtratı temizdir. Bu da önemli bir mesele. Allah hepimizi temiz bir fıtrat üzerine yaratmıştır. Hepimizin fıtratında arkadaşlar aklımızda, beynimizde iyiliklere karşı bir yöneliş, kötülüklerden bir kaçış vardır. O yüzden temiz fıtratlı bir insan hatayı, günahı arkadaşlar fark eder. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki küllü mevludun yüledü alel fıtra. Her insan diyor temiz bir fıtrat üzerine doğar. Ancak onu anası babası Yahudi yapar, Hristiyan yapar. Hani batıda hatırlarsanız nature or nurture diyorlar değil mi? Nature biliyorsunuz doğa, nurture da beslenme. İnsan arkadaşlar İslam psikolojisine göre ikisinin de etkisindedir. Hem bizim doğamız, fıtratımız çok önemli. Hem de çevremiz çok önemli arkadaşlar. Tabii bu doğamız deyince bu konuda yine İmam Gazali Hazretleri'nin çok güzel bilgiler veriyor bu İhya Ulumuddin'de. Diyor ki insanda dört zafiyet vardır. Bunlar behimiyet, sonra subuiyet, sonra şeytaniyet, sonra rububiyet. Behimiyet dedi arkadaşlar insanın hayvani tarafları. Yeme içme cinsellik, yani Freud'un dediği şeyler. Arkadaşlar tabii ikincisi subuiyet dediğimiz öfke, saldırganlık, intikam alma. Bunlar da var. İmam Gazali bunu söylüyor. Yani bunlar bizim inkar ettiğimiz şeyler değil. Ama insan bundan ibaret değil. Bunlar İslamiyet'e göre bizim zaaflarımız. Yani kontrol etmemiz gereken. Mesela bir insan yemesini içmesini bugün kontrol etmezse işte obezite oluyor değil mi? Tahmin ediyorum bugün obezite de arkadaşlar psikolojinin bir ilgi alanı. Bu yeme içme bozuklukları. Bir kısmını bu psikologlar tedavi ediyor. Bir kısmını diyetisyenler. Ve bu şu anda bir de bir piyasada çok güzel bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Trans, İngilizce hatırlayamadım şu anda. Ara vererek oruç tutmak. Arkadaşlar. Ben de denemeye çalışıyorum tabii. Keşke yapabilsek. Pazartesi ve Perşembe oruçları. Arkadaşlar biz tabii orucu asla diyet için tutmayız ama ibadet için tutarız. Ama bugün Batı bunu keşfetti mesela. Ara oruçları diyorlar. Ara vererek oruç tutmak. Yani bir gün ye, bir gün oruç tut şeklinde. Her istediğini ye ama oruç tutuyorlar. Aç kal derler. Oruç değil de yani işte 15 saat, 16 saat aç kal diyorlar. Bunu antiparantez söylemiş oldum. Yani biz Müslümanların dünyaya katkısı olabilir yani oruç meselesi. Evet. Bu behimiyet meselesi böyle. Sonra subuiyet meselesi saldırganlık. Arkadaşlar bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii birincisi unuttum söyleme. Yeme içme ile alakalı kontrolümüz. Estağfirullah. Külü veşrabu ve la tusrifu. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Yani ihtiyacımız kadar yiyeceğiz. İmam Gazali'nin çok harika bir yeme içme yine diyeti var. Buna İmam Gazali diyeti diyebiliriz. Diyor ki her gün normal yediğin ekmekten bir lokma böl, bir kenara koy. Mesela her gün diyelim ki bir oturuşta biz hani pek çok şey yiyoruz da bir somun ekmek yediğimizi düşünelim. Başka bir şey olmasın. Bir parçasını böl diyor. Tedricen azalt diyor. Zengin dahi olsanız diyor, böyle lüks alışmayın diyor. Haftada bir gün mesela diyor, sadece su ve ekmek tüketin diyor. Yani böyle lezzetli katıklar, kebaplar, tatlılar yemeyin diyor İmam Gazali. Evet.
Sonra şeytan et diyor arkadaşlar. Üçüncü zafiyetimiz. Bizim Allah bizi mükemmel yaratmış. Ama özellikle imtihan için dört duygu vermiş ana hatlarıyla. Bu birincisi yeme içme oburluk. İkincisi öfkemiz var. Üçüncüsü insanda adam aldatma, kurnazlık, tilkilik özelliği var. Dördüncüsü ve en tehlikelisi arkadaşlar. Rububiyet dediğimiz Tanrı olma, herkese efendim herkes etkimiz altına alma, insanlara zulmetme özelliğimiz var. Bunlar mükemmel olmamıza aykırı değil. Esasında bunların hepsinin bir arkadaşlar hikmeti var. Allah bunları bize, mesela öfkemiz olmasa kendimizi koruyamayız. Ülkemize düşman saldırırsa ülkemizi savunamayız. Işığı yakacağım bir dakika. Şimdi öfke bize lazım arkadaşlar. Öfke lazım ama kontrolsüz öfke tabii insana zararlı oluyor. O yüzden öfkemizi biz kontrol etmek durumundayız. Şimdi arkadaşlar tabii Adem Aleyhisselam'ın birincisi bu. İkincisi Adem Aleyhisselam insanlığın babası ilk günah işleyen, hata işleyen bir varlık. Tabii burada hatayı o günahı niye işledi onu da sorayım sizlere. Onu şeytandan dolayı işledi biliyorsunuz. Şeytan kandırdı. Tabii arkadaşlar modern psikoloji şeytan diye bir şey de yok. Halbuki maalesef şunu söyleyeyim. Yaptığımız hataların %80'ini belki şeytan tarafından. Şeytan bizi kandırıyor. Bize güzel gösteriyor. Kompütürlerle oynamayı, abuk subuk filmler seyretmeyi, ne bileyim imtihanda kopya çekmeyi. Bütün kötülükleri, ahlaksızlıkları arkadaşlar şeytan bizim beynimize, kalbimize üflüyor. Şimdi yani modern psikoloji düşmanın nereden geldiğini bilmediği için çoğu zaman çare üretemiyor. Mesela çok özür dilerim homoseksüellik bu Lut Aleyhisselam'ın okuduğumuzda tefsirler şöyle yazıyor arkadaşlar. Bu homoseksüelliği ilk defa şeytan Lut kavmine kulağına üflemiş. Demiş ki bak siz çok zengin bir ülkesiniz. Acayip gelişmiş tabii. Lut Aleyhisselam'ın kavmi çok zengin. Çok güzel evleri var. Teknoloji işleri kendince gelişmiş. Ticaret çok iyi. Ama demiş siz böyle yaparsanız herkes buraya göçmen olarak gelir. Hani bizim bugün Türkiye'de Suriyeliler geliyor, işte Afganlar geliyor. Bir kısım maalesef Türk kardeşlerimiz de ya bunlar niye geliyor falan diye kızıyorlar ya. Diyor ki şeytan Lut kavmine. Siz diyor homoseksüellik yaparsanız buraya kimse gelmez. Siz de ülkenize huzur için rahat rahat yaşarsınız diye. İlk defa şeytan bu fikri vermiş mesela. Yani bu yüzden arkadaşlar şeytanı tanımak ve bilmek durumundayız. Tabii modern psikoloji şeytanı kabul etmiyor. İkinci düşman mesela nefsimizdir. Nefsimizden gelen duygular bunu tasavvufi arkadaşlar çok güzel bilgiler vardır. Denir ki mesela şeytandan gelen aldatmalar genelde kılık değiştirir şeytan. Şeytan bir konuda ısrar etmez. Sizi hata işletmek için size 40 türlü kılıkla karşınıza çıkar. Nefsimizden gelen arzular ise arkadaşlar ısrarcıdır. Mesela benim dondurma canım istiyor. Nefsim devamlı bana dondurma yemeği ne bileyim işte şu filmi seyretmek canım istiyor. Devamlı o filmi seyrettirmek için uğraşır. Şeytan ise baktı ki siz mesela diyelim ki bir kötülüğü yapmıyorsunuz. Başka bir yerden yaklaşır size. Önce namaz kılma der. Baktınız ki size namaz kılmaktan vazgeçmiyorsunuz. Size der ki ya sen çok güzel namaz kılıyorsun. Biraz gösteriş yapsana der. Yani insanı her şekilde yoldan çıkarır. O yüzden arkadaşlar tabii Adem Aleyhisselam atamız da şeytanın ivasıyla. Şeytan diyor ki sen bu ağaçtan niye Allah seni yasakladı? Çünkü bu ağaçtan yeseydin ebedi olacaktın diyor. O yüzden diyor sen bu ağaçtan yersen ebedi olacaksın diyor. Ve bu yüzden şeytan lain Adem atamızı kandırıyor. Tabi biliyorsunuz düşmanının sebebi de kıskançlık, haset. Allah niye Adem'i üstün yarattı, beni üstün yaratmadı. Arkadaşlar ben bu tövbeyle alakalı Adem Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan biz diyor helak oluruz diyerek Allah'a yönelip tövbesinin suçunu arkadaşlar önce suçunu itiraf ediyor. Bu çok önemli. Bugün maalesef tabii modern psikoloji biliyorsunuz insanın günahlarını, hatalarını bir bakıma hoş göstermekle meşgul. Arkadaşlar biz Müslüman psikologlar olarak bizim en önemli vazifemiz bize gelen insanın işlediği haramları legalleştirmek, hoş göstermek değil. Tam tersine eğer bize gelen danışanımız bir hata günah işliyorsa onu vazgeçirmek durumundayız. Mesela bir adam geldi dedi ki ben işte eşimi aldatıyorum. Aa ne güzel. İşte tamam olur bunlar
Ne yapalım? Bu hayat böyle diyemeyiz arkadaşlar. Bu haramdır diyeceğiz. Bundan vazgeç, tövbe dememiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar hatanın hata olduğunu anlatmak durumundayız. Mesela bir homoseksüel geldi. Dedi ki psikolog hanım, psikolog bey, ben bu işte homoseksüel hayat yaşıyorum. Hani beni terapi et. Yani ben biraz daha böyle bunun normal olduğunu söyle de ben de psikolojim rahatlasın. Tamam, ne olacak canım, işte senin şimdi ne diyor modern psikoloji? Ya senin genlerinde bu var kardeşim. Senin suçun değil ki. Senin doğanda var diyor. Halbuki yalan arkadaşlar. Allah bizi Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Min zekerin ve ünse. Dinimizde iki arkadaş cinsiyet var. Kadın erkek bitti ya. Üçüncü trans, mrans, homo bilmem ne, bunlar hepsi insanın, şeytanın ihvasıyla. Tabii şunu inkar etmiyor arkadaşlar. Bazen hani bir hastalık olarak nadiren bazı insanlar çift cinsiyet doğabiliyor. Buna biz hünsay müşkül diyoruz İslam fıkhında arkadaşlar. İslam fıkhında bunun da çaresi var. Deniliyor ki o insan kendine en yakın hissettiği cinsiyeti seçebilir. Ama şimdi maalesef Batı'da bugün görüyorsunuz kadınlar erkekler kadın olmaya çalışıyor. Ve şunu da söyleyeyim. Amerika'da intihar oranları %4 iken bu tür cinsiyet değiştirenlerde intihar oranları %40 arkadaşlar. O kadar çok acı çekiyor ki bu insanlar. Ağrı, sancı, acı. Çoğu intihar ederek hayatına son veriyor. O yüzden bizim ilk vazifemiz arkadaşlar, Adem Aleyhisselam'da olduğu gibi insana hatasını, günahını anlatmak ve kabul ettirmek zorundayız. Hocam bu çok zor mu? Arkadaşlar biraz önce bir şey söylemiştim, hadis okumuştum size. Bence bu çok kolay. Çünkü İslamiyet diyor ki her insan fıtrat üzere yaratılmıştır. İnsanın fıtratı arkadaşlar doğruyu ve yanlışı bilir. Bir homoseksüel de esasında bunun hata olduğunu biliyor esasında. Ne bileyim, bir hırsızlık yapan arkadaşlar hırsızlığın kötü olduğunu bilmiyor mu, size soruyorum. Her hırsız, siz bir hırsızın malını çalsanız deseniz kardeşim ben de hırsızsın, bak ben de senin malını çaldım, ne var? Sen her zaman yapıyorsun bunu. Adam seni döver ya, dövmez mi arkadaşlar? Gidin bakalım dolandırıcının parasını çalın. Hırsızların parasını alın elinden. Ne biçim size saldıracaklar. Her hırsız, her katil yaptığın suç olduğunu bilir. Hatta bu konuda arkadaşlar size bir hadis-i şerif aktaracağım. Bu hadisi kullanabilirsiniz. Günah diyor, gönlünüze sıkıntı veren her şeydir. İnsandan saklamak istediğiniz şey günahtır. Hatta başka bir hadis-i şerifte de müftüler fetva verse de sen kalbine danış diyor Peygamber Efendimiz. Yani arkadaşlar bir meselede yapayım mı yapmayayım mı? Kalbin sesini dinle diyor Peygamber Efendimiz. Kalbin ne diyor? Çünkü arkadaşlar temiz insan fıtratı. Tabii bu dediğimiz arkadaşlar temiz insan fıtratı. Yani adam ahlaksızlık içinde yaşayan bir insan. Artık onun yani duyguları tabii kararmıştır. Kalbi mühürlenmiştir. Onu kastetmiyorum. Ortalama bir insan hatta bu konuda bir başka hadis-i şerif var. Benim ümmetim diyor kötülük üzerinde ittifak etmez. Bu yüzden kıymetli arkadaşlar insanın yapısı bizim için psikoloji çok önemli. İslam psikolojisinde bilhassa biz insanın davranışlarını yani neye bakarak, topluma bakarak da ayarlayabiliriz. Çünkü toplumun geneli bir şey kötü görüyorsa o gerçekten arkadaşlar kötüdür. Şimdi İmam Gazali diyor ki 4 çeşit insan vardır diyor arkadaşlar. Bu günahla alakalı. Şimdi birisi geldi mesela şimdi. Hocam ben yani işte homoseksüellikle meşgulüm. Ama bunu bilmeden yapıyor adam. İyi mi kötü mü? Yani düşmüş bu batağa. Eğer diyorum konu adamın bir ciddi bilgisi yoksa onu kurtarmak kolaydır. Ama bir insan bunu iyi olarak görüyorsa arkadaşlar, ki maalesef bugün değil mi Türkiye'de ciddi bir kesim de maalesef psikologlardan, doktorlardan, avukatlardan bu işte LGBT'yi savunuyorlar yani. Bu iyidir, güzeldir, hoştur, insan hakkıdır falan falan. Bunları tabii arkadaşlar ikna etmek daha zor. Bu konuda Allah razı olsun Mustafa Mertel hocamızın çok güzel çalışmaları var. Yani insan sağlığına olan zararları, intihar oranları falan falan. Esasında bunlar çok ispat edilmiş şeyler. Dediğim gibi biraz önce intihar vakaları çok yüksek. Ve homoseksüeller asla uzun yaşayamıyor arkadaşlar. Çok erken yaşta ölüyorlar. Değişik cinsel hastalıklardan, psikolojik sıkıntılardan falan falan. O yüzden esasında bizim Müslümanlar olarak yani kötülüğün kötü olduğunu ispat etmemiz çok zor değil arkadaşlar. Çünkü Allah-u Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de sadece insana zararlı olan şeyleri haram kılmış. İçki şimdi niye haram? Bunu açıklamak zor mu arkadaşlar? Bütün cinayetler sarhoşluk oluyor, trafik kazaları sarhoşluk oluyor. İşte uyuşturucu mesela. Bunu ispat etmek zor değil. Hırsızlık, adam öldürmek, ne bileyim zina. Bunları ispat etmek çok kolay arkadaşlar. Çünkü bizim dinimiz fıtrat dini.
Mesela bazı dinlerde öyle değil arkadaşlar. Bazı dinlerde en makul ihtiyaçlar dahi kötü görülüyor. Veya tam tersine en kötü şeyler de iyi görülebiliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar Adem Aleyhisselam'dan bir giriş yaptık. Sonra gelelim. Hangi peygambere gelelim? Mesela bu Nuh Aleyhisselam arkadaşlar evladı. Hani bizim çok sık karşılaştığımız bir şey. Bazen bazı aileler perişan oluyor mesela. Hocam benim çocuğum işte şu hayat yaşıyor. Gayri İslami hayat yaşıyor. Gayri meşru. Kızım kötü yolda. Oğlum kötü yolda falan filan. Arkadaşlar anne babalar hayatı böyle ağlamakla geçiyor. Bence bu konuda yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ı azarlıyor. Biliyorsunuz oğlu Kenan babasına inanmadı. Babası elinden geleni yaptı. Çocuğunu yetiştirdi, okuttu neyse. İslam'la alakalı, o zamanın dinine alakalı bilgileri verdi. Buna rağmen Kenan gemiye binmedi. Sonra tabii gözlerinde Kenan boğuluyor arkadaşlar. Nuh Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi hani benim ailemi kurtaracaktın diye Allah-u Teala'ya niyazda bulunuyor. Diyor ki ey Nuh veleyse min ehlik, o senin ehlinden değil. Cahillerden olma diyor. Arkadaşlar demek ki böyle bir terapi uygulayabiliriz. Yani bir size bir anne baba geldi veya bir koca geldi karısının yaptığı ahlaksızlık veya bir kadın geldi kocasının yaptığı bir ahlaksızlık. Düşünün yani Asiye validemiz cennetlik bir kadın. Kocası kim? Firavun. Tam tersine Nuh Aleyhisselam'ın bir karısı cehennemlik peygamber hanım ama kötü yolda. Arkadaşlar bunu şöyle terapi yapabiliriz belki. Eğer siz elinizden gelen vazife yaptıysanız çocuğunuzun tuttuğu efendim kötü yol sizin sorumluluğunuza değil arkadaşlar. Biz herkesin hayatını takdir edemeyiz. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün peygamberler masum. Cennet garanti peygamberlere. Ama peygamberlere verilmeyen tek bir garanti var. Evlatlarının nasıl olacağı garantisi. Hiçbir peygamberin elinde benim evladım cennete gidecek diye bir garanti yok. Yusuf Aleyhisselam'a bakıyoruz mesela. Kardeşleri değil mi? Bunlar da peygamber evladı. Yakup Aleyhisselam'ın evlatları. Yusuf Aleyhisselam'ın övey kardeşleri. Adamlar gangster gibi. Küçücük kardeşlerini Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıyorlar. Efendim yani öldürmek istiyorlar. İftira var, hepsi var. Bunlar peygamber evladı arkadaşlar. Hakeza Nuh Aleyhisselam'ın evladı. Hakeza İbrahim Aleyhisselam'ın babası. İbrahim Aleyhisselam babasının ismi neydi bakalım? Hemen chat'e yazın arkadaşlar. Ufak bir imtihan yapalım. Kim yazacak? İbrahim Aleyhisselam'ın babasının adı. Hadi bakalım. Peygamberler tarihi bilgilerinizi bir zorlayalım. Mesaj gelmedi henüz. Evet, Sibel Candur, Betül Arslan, Hatice, Fatma Karakaya. Dört kardeşimiz, hepsi de hanım kardeşler maşallah. Bildiler, Azer. Arkadaşlar babası put satıyor ya. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Bir peygamber düşünün. Şirke karşı savaşmak için Allah onu seçmiş, göndermiş yeryüzüne. Ama babası putçuluk yapıyor. Arkadaşlar bazen bazı insanlar hayatımızda kesim atabiliriz. Yani bizim Türk milleti çok romantik bir millet. Çok melankolik milletiz. Bir akrabamız, bir çocuğumuz, ne bileyim bir yakınımız, bir halt, bir suç işliyor. Bakıyorsun anneler, babalar veya eşler arkasından yıllarca ağlıyor. Arkadaşlar yani bizim kontrolümüz dışındaki şeylerden sorumlu değiliz. Önemli olan bizim vazifelerimizi yerine getirmemiz. Evladımıza Kur'an-ı Kerim öğreteceğiz. Allah Resulü'nün hayatını öğreteceğiz. Ama 18 geçtikten sonra nasıl hayat tercih eder? Eşlerimiz de o yani. Koca olur, karı olur. Siz elinizden geleni yaparsınız. Peygamber bile kendi hanımına sahip çıkamamış. Peygamber bile babasına sahip çıkamamış arkadaşlar. Bu konuda tabii bir de hazır çocuk konusuna girmişken mesela ben bu Yakup Aleyhisselam terapisini çok tavsiye ediyorum. Ne demek Yakup Aleyhisselam terapisi? Tabii arkadaşlar çok zor. Şimdi bizim dinimiz şöyle bir anlayış var bizim kültürümüzde. Ya işte çok yas tutarsak bu İslam'a aykırı gibi. İşte mesela bir annenin çocuğu ölmüş. Anne tabii kolay, arkadaşlar kolay bir iş değil. Yıllarca anne ağlıyor arkasından çocuğunun değil mi? Bazen psikolojisi de bozuluyor. Biz bunun aynısını Yakup Aleyhisselam hayatında görüyoruz. Yakup Aleyhisselam ağlaya ağlaya gözleri ağma oluyor biliyorsunuz. Halbuki yani biz genelde İslam psikolojisinde yani böyle biraz biz Türkler belki sert milletiz. Ya ne gerek var canım o kadar ağlamaya deriz. Hayır arkadaşlar yas tutmak gayet insani bir şey. Ama diyor ki Yakup Aleyhisselam innemâ eşkû bessî ve huzni ilallah. Ben ağlarım ama diyor bir asla isyan etmem. İkincisi bütün hüznümü
Bütün derdimi de diyor Rabbime sunarım diyor. Rabbimden başka kimseye şikayet de bulunmam diyerek arkadaşlar bize bir yol gösteriyor. Eğer böyle bir büyük imtihan içindeysek, bazı kardeşlerimiz genç yaşta eşini kaybedebiliyor. Bazen başka sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şikayet etmeden, gerçi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda başka bir biliyorsun hadis-i şerif var. Bir anne çocuğunu kaybetmiş. Böyle ağlıyor tabii yüksek sesle, yırtınıyor belki falan. Üstünü başını yırtıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, ey hanım diyor, yapma diyor. Senin yaptığın doğru değil deyince. Diyor ki kadın, hadi git işine diyor. Senin evladın ölseydi seni de görürdük diye böyle Peygamber Efendimiz'i tersliyor. Halbuki arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün evlatları biliyorsunuz hayatındayken vefat etti. Fatıma anamız hariç. Hatta İbrahim oğlu İbrahim vefat ettiğinde Peygamberimiz onu defnederken gözünden yaşlar süzüldü. Dedi ki sahabe-i kiram, ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun yani? Sen gibi peygamber bir çocuğa ağlar mı? Deyince dedi Peygamber Efendimiz, gözümden yaş akar ama kalbimden rıza duygusu eksik olmaz. Asla dilimden de Allah'ı efendim Allah'ın takdirine karşı bir söz çıkmaz dedi arkadaşlar. O yüzden bence bu yas tutmanın mesela psikolojisi de Peygamberimizin hayatında var. Yakup Aleyhisselam'ın hayatında var. Arkadaşlar açıkçası Kur'an-ı Kerim bize öfke, üzüntü, sevinç, zenginlik, fakirlik, hastalık, arkadaşlar her şeyin, bütün duygularımızın kontrolü nasıl yapılır? Bunda Kur'an-ı Kerim'in cevapları var. Hani bu biliyorsunuz IQ, EQ diyorlar değil mi? Bir de SQ çıktı şimdi. IQ biliyorsunuz ne demek? Zeka seviyesi. EQ da Emotional Intelligence, duygusal zeka. Bir de SQ var, manevi zeka. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim bilhassa duygusal zeka konusunda ve efendime söyleyeyim özellikle de ruhsal zeka konusunda bizim ihtiyacımız olan her bilgiyi peygamberlerin hayatında uygulamalı olarak bize sunuyor. Bir insan evladını kaybederse kimi örnek alacak? Yakup Aleyhisselam'ı. Hakeza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Bir insan mesela diyelim ki eşini işte küfre kaptırdı. Arkadaşlar bazen böyle duyuyoruz. Yani bir kardeşimiz eşi dinden çıkıyor mesela. Başını kapalıyken inkar edip başını açmak istiyor. Veya adam normal Müslümanken geçen bir kardeşimiz mesela duydum. Kocası diyor ki artık ben namaz kılmayacağım. Bu namaz kılmak avamın cahillerin işi diyor. Gerçekten zor bir durum arkadaşlar. Kolay değil. Ve bunun bütün örnekleri Kur'an-ı Kerim'de var. Yine buradan arkadaşlar Musa Aleyhisselam'dan bazı örnekler vermek istiyorum sizlere. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz kime peygamber gönderildi? Firavun'a peygamber gönderildi. Bunu Malik Bedir hocamızla bizzat bir program yapmıştık. Orada Malik Bedir hocamızdan işitmiştim. Allah-u Teala diyor, Hazreti Musa'yı Firavun'un sarayında büyüttürdü. Sebebi de şuydu. Çünkü eğer Musa Aleyhisselam bir köle olarak yetişseydi, kendi diğer efendim, ümmeti gibi, Bene İsrail biliyorsunuz Mısır'da köle haline getirilmişti. O diyor sarayları gördüğünde, o Firavun'un elbiselerini, lüksünü gördüğünde hani aşağılık kompleksine kapılabilirdi. O yüzden Musa Aleyhisselam diyor, sarayda büyüdü, o sarayı gördü, Firavun her zaman beraberdi. Firavun'un işte bir insan olduğunu, hastalandığını, öksürdüğünü, ne bileyim, uyuduğunu, tuvalete gittiğini gördüğü için diyor psikolojik olarak güçlü oldu diyor. Ve diyor o büyük mabetleri gördüğünde asla bir aşağılık kompleksine kapılmadı. Gerçekten arkadaşlar biliyorsunuz bu Mısırlıların yaptığı o binalar muazzam sanat eserleri demeyelim ne diyelim artık. Ehramlar şunlar bunlar o mabetler devasa binalar bunlar. Sebebi şu arkadaşlar bir din Hocam mikrofonunuz sessiz alındı şu anda. Duyamıyoruz sesinizi. Arkadaşlar ben almadım. Ya ben elim dokundu veya başka birisi aldı hatırlayamıyorum. Her neyse çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar bir din batıl oldukça o din adamların kıyafetleri, süsleri, püsleri, mabetlerin ihtişamı arkadaşlar inanın çok göz alıcı oluyor. Bir din hak olduğu sürece de tam tersine din adamların kıyafetleri, ondan sonra işte mescitler, mabetler daha böyle mütevazi olabiliyor arkadaşlar.
Bunu da Malik Bedir hocamız söylemişti. Şimdi adam batıl bir din, yani Firavun ben tanrıyım diyor. Tabi altından işte bilezikler takıyor, ne bileyim. Var ya bu Mısırlıların acayip külahları falan var değil mi? O mabetler acayip büyük falan filan. İnsanları kandırmak için, psikolojini etkilemek için böyle ilginç şeyler yapıyor. Halbuki Müslümanlar çok basit insanlar arkadaşlar. Bugün Peygamber Efendimizin bu mescidini düşünürsek altı kum, üstü hurma dallarından basit bir mescid idi. Peygamber Efendimiz icabında eski kıyafet giymişti. Bugün de bizim imamlarımız esasında halktan çok farklı giymiyor. Ben bazen bakıyorum mesela bu Hristiyan papazlar falan kırmızı kırmızı acayip kıyafetler giyiyorlar. Böyle ondan sonra diğer dinlerin din adamları da böyle ilginç kıyafetler giyiyorlar. Halbuki Müslümanlar arasında böyle ilginç giymeye de gerek yok. Gayet normal, sıradan kıyafet arkadaşlar giyebiliyoruz. İşte Musa Aleyhisselam şeyde büyüdü. Artı arkadaşlar Musa Aleyhisselam çok sert bir peygamberdi. Mesela şimdi Yusuf Aleyhisselam düşünün. Yusuf Aleyhisselam da Mısır'daydı biliyorsunuz. O da yani Firavunların zamanında yaşamış bir peygamber. Hatta o Firavunların bir kısmını Müslüman etmişti Musa Aleyhisselam öncesinde. Çok yumuşak başlı bir peygamber. Kardeşleri bunu kuyuya atıyor. La tesribu aleykumul yevm diyor. Bugün size suçlamak yoktur. Diyerek o kardeşleri affediyor, abilerini. Yani biz olsaydık mesela orada, yani bizi benim büyük abilerim kuyuya atsaydı kolay kolay affedemezdim herhalde. Hele bir de vezir olmuşsun. Yani Mısır sultanı olmuşsun. Kardeşler aç sefil geliyorlar. Onların başına kalkmıyor. Bunu diyor şeytan arada düşmanı soktu diyor. Esasında arkadaşlar af konusunda bence en üst eden bir tanesi. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bütün konuda en büyük örnek Peygamber Efendimiz. Bu konuda hiç tartışma yok. Ama Allah-u Teala her peygambere de belli bir özellik vermiş. Peygamberimiz hepsinden vermiş. O yüzden peygamberimiz her şey en üstü. Ama mesela işte Nuh Aleyhisselam hastalıkla sabrediyor mesela diyelim ki. Yusuf Aleyhisselam vatan acısına, ayrılığa, zulme sabretmiş, zindana sabretmiş. O yüzden bu peygamberlerde de güzel örnekler görüyoruz. Kardeşlerini affediyor. Yani bugün de biliyorsunuz af konusunda psikolojik terapiler yapılıyor. İşte affetmediğimiz zaman o duygularımız bizde büyük bir yük oluşturuyor. Omuzlarımızda falan deniliyor. Bunun da en güzel örnekleri yine Peygamber Efendimiz Vahşi affediyor. Efendim amcasını öldürmüş. Ne bileyim işte Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini affediyor. Bu da önemli bir husus arkadaşlar. Bence buradan Yusuf Aleyhisselam'dan olsun, Peygamber Efendimiz'den olsun, diğer peygamberlerin hayatlarından af terapisi, işte efendim güzel bir af terapisi çıkabileceğini evet düşünüyorum. Arkadaşlar ben bu işleri alıyorum ama alabilirim değil mi? Ben miyim şu anda host? O yüzden mi alıyorum? Yok hocam. Biz arka hallediyoruz. Ben o zaman uğraşmayayım. Buradan bir yandan da Yok hocam. Siz anlatmaya devam edin. Biz size kovuştan çıkartıyoruz. Bir yandan da misafirleri alıyorum içeriye. Siz almıyorsunuz diye. Tamam siz alın o zaman. Ben karışmıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar Musa Aleyhisselam'a baktığımızda mesela sert bir peygamber. Onun psikolojisini şöyle açıklamıştı Malik Bedir Üstadımız. Ben de çok %100 katılıyorum. Arkadaşlar Beni İsrail acayip sert bir tipler ya. Adamlar o kadar inatçı ki. Yani işte biliyorsunuz çok değişik hususlar var. Birisi birini öldürmüş. Katilin belli olması için bir kurban kesilecek. O kurbanın derisiyle veya etiyle katile vurulunca o maktul beni falan öldür diye söyleyecek. Diyor ki Beni İsrail nasıl olsun o keseceğimiz inek? Rengi nasıl olsun? Çift sürmüş olsun mu olmasın mı diye böyle uzunca uzatıyorlar. Hatta Bakara suresi arkadaşlar bu yüzden Bakara suresidir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Hatta az daha böyle bir hayvanı zor bulmuşlar piyasada. Derisi dolu altın ödemişler. Allah da zorlaştırıyor bunlara. İnatçı millet. Yani Musa Aleyhisselam bunları Kızıldeniz'den geçiriyor. Denizin bir ucundan bir ucuna daha karşı çıkıp geçer geçmez isyan ediyorlar. Biz diyor bıldırcından bıktık diyorlar. Bize soğan, samsak falan istiyoruz diyor arkadaşlar. Böyle inatçı millet. İşte diyorlar ki ey Musa Tanrı'ndan sonra bize put göndersin. Bize de put yapar mısın diyorlar. Yani Musa Aleyhisselam baştan beri putlarla savaşmış. Şimdi sert bir peygamber. Mesela Tur Dağı'na çıkmış. Tur Dağı'ndan geldiğinde bir bakıyor ki Samiri denen o utanmaz adam altından bir buzağı yapmış. Bütün bu o kadar uğraştığı İsrail, Beni İsrail ineğe tapıyor.
Hemen yakalıyor kardeş Harun'un kafasını. Az da kafasını koparacak. Harun da biliyorsun onun yardımcısı. Yine hem kardeş hem peygamber. Yusuf Aleyhisselam kardeşini affederken Musa Aleyhisselam'ın fıtratı çok sert arkadaşlar. Bunun da sebebi diyor Malik Bedir Üstadımız. Allah her kavme o kavmin psikolojisine uygun bir peygamber göndermiştir. Eğer Yusuf Aleyhisselam gibi yumuşak başlı peygamber gelseydi beni İsrail'e hiç dinlemezlerdi. Diyor ki Harun Aleyhisselam, ya diyor kardeşim, ey anamın oğlu diyor, merhamet etsin, kendini bıraksın diye Musa Aleyhisselam'a. Başımı bırak diyor. Ben elimden geleni yaptım, engel olamadım diyor. Arkadaşlar düşünün bak, Harun Aleyhisselam peygamber. Yumuşak başlı peygamber. Onu dinlemedi beni İsrail. Ama Musa Aleyhisselam öfkeli, gadaplı peygamber. Sert bir peygamber ve güçlü, kuvvetli peygamber. Bunu nereden biliyoruz? Şuayb Aleyhisselam'ın kızını hatırlarsanız, arkadaşlar Musa Aleyhisselam o kadar hikayeler var ki her biri inanın ayrı bir konferans. Kızır'la efendim işte o Musa Aleyhisselam kıssası biliyorsunuz başlı başına bir psikolojik ders bizim için. Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının koyunlarına sulayı vermesi ayrı bir şey. Firavun'la olan savaşları ayrı bir mesele. O kadar çok değişik konular var ki mesela Karun'la alakalı iletişimi ve ilişkileri ayrı bir mesele. Çok güçlü peygamber. Geliyor o altın buzağı yakıyor. Hiç kimse gıkını çıkaramıyor. Harun da peygamber Aleyhisselam. Musa da peygamber. Harun Aleyhisselam öldürmeye kalkan, onu dinlemeyen Beni İsrail, Musa Aleyhisselam öfkesini görünce hepsi kaçacak delik arıyor arkadaşlar. O yüzden belki gittiğimiz ortamlara göre bizim de psikolojimizi ayarlamamız lazım. Mesela diyelim ki öğretmen olduk. Hani nazik olmak gereken yerler var. Ama sert olmak durumu da var. Özellikle arkadaşlar bu mesela bizim bölgesel farklılıklarımız. Şimdi mesela bir Laz kardeşimiz bir fırına ekmek istese oradan iki ekmek ver bakayım der değil mi? Bunu Kütahya'da söyleseniz herkes alınır. Ya kardeşim ne biçim ekmek istiyorsun? Lütfen fırıncı beyefendi iki ekmek alabilir miyim? Bizim Kütahya'da böyle söyleriz. İstanbul'da böyle konuşuruz. Ama Trabzon'a gitsek ver bakayım oradan iki ekmek der belki. Bu bize ağır gelebilir. Arkadaşlar biz de o bölgeye gidersek çok yumuşak başlı olmayalım. Onu söyleyeyim yani. Her milletin değişik. Yani oradan iki ekmek verir misin deyince adam seni yalvardığını düşünüyor Laz kardeşlerim. Yani kardeşim adam istesene diyor. Allah Allah ne o diyor lütfen lütfen. Ya arkadaşlar o yüzden yani bölgesel farklılıkları özellikle bu evliliklerde çok oluyor mesela. İşte diyelim ki doğudan bir insan batıdan bir insanla evleniyor. Ve yanlış anlıyorlar birbirlerini. Orada normal olan bir şey, burada suç olan orada normal. Orada normal olan bir şey bizde ayıp. O yüzden Allah-u Teala her peygamberi diyor Malik Bedir hocamız, kavminin yapısına göre göndermiştir. Arkadaşlar Musa Aleyhisselam'ın daha değişik, benim ilgimi çeken bir hikayesi de bu. İnşallah böyle sakin kafayla okursunuz. Bu Hızır ile olan ilişkisi ya. Diyor ki bir gün kendi kendine Musa Aleyhisselam, benden daha bilgili var mı ya Rabbi? Böyle havaya girmiş biraz da. O kadar çok başarılar göstermiş ki denizi yarmış, Kudüs'ü almış falan filan. Çok büyük mucizeler göstermiş. Ve kendisinden daha bilgiliyse olmadığını düşünüyor Musa Aleyhisselam. Bunun üzerine Allah-u Teala'nın Hızır'la tanışması ve ondan ilim öğrenmesini istiyor. Ve Musa Aleyhisselam arkadaşlar ilginç bir şekilde şöyle buyuruyor. İki denizin birleştiği yere kadar yoluma devam edeceğim. İsterse oraya varmam yıllarımı alsın demişti. Kehf suresi ayet 60. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hikaye Kehf suresinde anlatılır. Yani orada işte ne yaptı? Hızır önce bir gemiye bindiler, gemiyi yardı. Sonra işte masum bir çocuğu öldürdü. Sonra da bir yıkılan duvarı tamir etmişti. O, halbuki o bölgenin insanı pek iyi davranmamıştı. Ekmek su vermediler Musa Aleyhisselam'a ve Hızır Aleyhisselam'a. Arkadaşlar bence burada da yani biz psikologlar olarak şunu öğrenebiliriz. Olayların bir iç yüzü vardır. İç yüzünü bilmek dış yüzünü bilmekten daha önemlidir. Yani normalde bir gemiyi yaralamak çok kötü bir şey arkadaşlar. Yani adam bedava bindirmiş bir de o gemiciler. Sonra Hızır Aleyhisselam bedava bindiği o iyi insanların gemisini delmeye çalışıyor. Olacak iş değil bu. İnmişler gemiden, sahilde bir çocuk görmüş, tutmuş kafasını koparıvermiş. Ya şimdi olacak iş mi Allah aşkına? Sahi
Masum bir çocuk yani, daha büyümemiş bile. Yani akıl bali bile olmamış. Şimdi nereden baksak bunlar yani bizim mantığımıza, aklımıza ters olaylar. Halbuki sonra biliyorsunuz 3 kere arkadaşlar itiraz meselesi var. O da ben önemli görüyorum bu 3 sayısını. Hani her seferinde Musa Aleyhisselam dedi ki ya sen ne yapıyorsun? Bu yaptığın suç değil mi? Bu yaptığın mesela dedi, gemiyi delip insanı öldürmek mi istiyorsun dedi. Sen bir çocuğu nasıl öldürürsün dedi. En son hani duvarı, yıkılan duvarı yapmışlardı bir köyde. O köy onlara ekmek su vermemişti. Ya dedi keşke biraz para isteseydin madem dedi. Duvarı yaptık, köyün duvarını tamir ettik. Hani ekmek su biraz para istesek olurdu manasına. Dedi ki Hızır Aleyhisselam artık seninle dedi burada ayrılık. Çünkü demişti ki bana soru sormayacaksın. Üç kere sorunca ayrılık başladı arkadaşlar. İslamiyet'te biliyorsunuz boşanma, yani bugün evlilik terapileri de çok yoğun devam ediyor bizim psikologlar arasında. Arkadaşlar İslamiyet'te boşanmak 3 keredir. Bir erkek eşinden 3 kere boşanabilir. 3'ten sonra bir daha evlenemez. Yani bir insan eşinden ayrıldı bir kere. Bir talakla ayrıldı. Arada 6 ay geçti. Tekrar birleşebilirler. Tekrar geçimsizlik oldu. Yine ayrıldılar. Tekrar bir 6 ay, bir sene sonra birleşebilirler. Ama 3. ayrılıktan sonra ancak kadın evlilik yaparsa başka birisi, o şekilde evlenebiliyorlar. Ben diyorum ki arkadaşlar 3 rakamı çok önemli İslamiyet'te. Bu ilişkilerimizde eğer bir insan bizi 3 kere kandırmışsa, diyelim Ömer kardeşim, bir arkadaşım var, borç para istedi senden 10 lira. Vereceğim dedi, vermedi. Bir kere affettin. Aradan bir vakit geçti, tekrar para istedi. Tekrar verdin, iyilik yaptın, yine vermedi. Veya bir kardeşin seni 3 kere kırdı. Yani kırmak derken de böyle ciddi manada kırdı. Artık bu arkadaşı terk etmek psikolojik açıdan sıkıntısı yoktur. Buna batılılar cut out diyorlar. Kes gitsin. Tabii arkadaşlar anamızı babamızı hayatımızdan çıkaramayız. Çocuklarımızı çıkaramayız. Ama yani iş yerinde bir insan, bir patron seni sabah akşam azarlıyor. Arkadaşlar yani işi değiştirebilirsin. Veya komşunla 3 kere çok ciddi kavga ettin. Evi değiştireceksin. Ne yapacaksın? Adamı öldürecek halin yok ya. Bence bu 3 terapisi ne dersiniz arkadaşlar? Bunu yazın, bir yere not alın. 3 terapisi. Biliyorsun bazı sayılar kutsaldır bazı dinlerde. İslamiyet'te 3, 7 ve 40. 7 niye? Tavafı 7 kere yapıyoruz şeklinde. Bu Musa Aleyhisselam'la bir de arkadaşlar bir terapi daha söyleyeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş bitirebiliriz programımızı. Arkadaşlar Allah-u Teala resmen Musa Aleyhisselam'ı terapi yapıyor. Ne terapi isteyeceksiniz hocam? Böyle bir şey olabilir mi? Var. Arkadaşlar buna diyorlar ki tedrici gradual desensitization, tedrici olarak insandaki o duyarlılığı azaltma terapisi. Musa Aleyhisselam tabii Firavun'la savaşa gidecek. Onunla mücadele edecek. En büyük silahı neydi arkadaşlar? Elindeki asasıydı. Allah Celle Celal soruyor. Mâ fî yemînike ya Musa, estağfirullah. Ey Musa, sağ elde ne var diyor. Musa Aleyhisselam diyor ki çok basit bir soru ya Rabbi. Ve hiye asay. Etevekkü aleyhe ve huşu biha ala ganebi ve liye fiyâ me'aribi ukra. Ya Rabbi diyor, çok basit bir soru. Bu benim asam. Ben bununla diyor dayanırım. Sonra diyor yaprak silkelerim koyunlarıma. Ve daha pek çok faydası var diyor. Bunun üzerine diyor ki Allah'a emanet, at bakalım bu asayı. Bir atıyor Musa Aleyhisselam asasını. Koca bir canavar. Koca bir yılan. Musa Aleyhisselam arkadaşlar kaçıyor ve dönüp arkasına bakmıyor. Ey Musa diyor. Olmadı, korkma diyor. Geri dön. Benim yanımda peygamberler korkmaz diyor. La yakafu lede yel murselun. Benim yanımda peygamberler korkmaz diyor arkadaşlar. Önce şimdi ne yaptı? Kavga dövüşüm olmadığı bir ortamda Firavun yokken Allah-u Teala asası ve yılan ile Musa Aleyhisselam'ı denedi. Yani Musa Aleyhisselam arkadaşlar şeye alıştırdı. Mesela ben bu bir belgesel seyretmiştim. İngilizler bu var ya hani riot polis diyorlar. Hani böyle gösterilere katılan polislerin çoğu atlı polis. O atları eğitiyorlar arkadaşlar. Ateşten atlatıyorlar, bomba işte silah sıkıyorlar atın yanında. At sese, ateşe, bombaya karşı artık korkusuz hale geliyor. Normal bir at bir ses duysa dört yola kaçar. Silah atsız normal atın yanında kaçar gider. Ama bu atlar korkmuyor arkadaşlar. Aynen bunun gibi
Allah-u Teala gradual desensitization deniyor buna psikolojide. Tedrici olarak insandaki o aşırı duyarlılığı törpülüyorsunuz. Normalde yılan herkesi korkutur arkadaşlar. Ben de size bir yılan koysam önünüze hepiniz kaçarsınız. Ama Musa Aleyhisselam daha sonra Firavun'un yanına gittiğinde biliyorsunuz Firavun'un sihirbazları neyle korkuttu Musa Aleyhisselam'ı? Onlar da bir çeşit büyüyle pek çok yılan attılar ortaya. O yılanlar hepsi hareket ediyor böyle. Musa Aleyhisselam'a doğru geliyorlardı. Musa Aleyhisselam tabii onun eğitimini aldığı için fevcese fi nefsihi kıyfeten Musa diyor. Yine Allah-u Teala Musa Aleyhisselam yine korktu ama bırakıp kaçmadı. Yani mesela bu terapidir arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, korkular konusunda İslamiyet, İslam psikolojisinde fıtri korkular caizdir. Mesela ben yılandan korkarım, siz köpekten korkarsınız, hanımlar daha çok neden korkar arkadaşlar? Fareden korkuyorlar. Korkulabilir, yani buna denecek bir şey yok. Bu hepimizin fıtratında değişik varlıklara karşı korku olabilir. Bunun terapisini yapabiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar mesela bir korku var ki caiz değil. Yani hanımlar fareden korkabilirsiniz ama düşmandan korkmak caiz değil. Ben köpekten korkarım mesela. Köpek görünce yolumu değiştiririm. Yok, tamam, köpekten korkmak benim hakkım. Ama diyelim ki Türkiye saldırı oldu arkadaşlar. O zaman korkmak caiz değil. Elimize silah alıp memleketi savunacağız. Bu haram. Arkadaşlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim bizim duygularımızı da kontrol ediyor. Neden korkacağız, neden korkmayacağız? Neyi seveceğiz, neyi sevmeyeceğiz arkadaşlar? Mesela eşimizi sevebiliriz. Çocuğumuzu sevebiliriz. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki bu sevgiler Allah'ın dinine hizmet etmekten sizi alıkoymasın. O yüzden kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim baştan sona bizim duygularımızı terapi ediyor. Son bir peygamberden bahsedeceğim. Ondan sonra soru cevabı açacağım konuyu. Bu da benim ismimle müşerref olduğum Süleyman Aleyhisselam. Arkadaşlar Süleyman Aleyhisselam dehşet peygamber ya. Onun hayatını bir dikkatli okusak o kadar çok terapi çıkar ki. Hatta aramızda kalsın bunu kimseye söylemeyin. Biraz korkunç şeyler de vardı Süleyman Aleyhisselam'ın hayatında. Cinler, periler değil mi? Cinleri etki altına almış. Efendime söyleyeyim. Cinleri ne yapmış? Kendi özel işlerinde kullanmış. Yalnız ben bu konuya girmeyeceğim de. Onun bir duası var arkadaşlar. O dua çok ilginç. Yani diyor ki efendim Hazreti Süleyman Estağfirullah. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Diyor ki Hazreti Süleyman, Rabbim demişti, günahımı affet. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphe yok ki sen karşılıksız çokça verensin. Bunu ben arkadaşlar pek iyi anlayamamıştım. Ya bir peygamber nasıl böyle dua eder? Hani Allah'ım diyor bana bir zenginlik ver ki benden sonra hiç kimse bu kadar zengin olmasın. Tabii zenginlik kastı arkadaşlar biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam acayip altına gümüşe sahipti. Altın gümüş bugün Bill Gates'in de var arkadaşlar. Adamın 80 milyar dolar parası var. Bilmem kaç bin ton altın olabilir. Ama şimdi mesela Bill Gates rüzgara hükmedebiliyor mu? Rüzgara binip de gidebiliyor mu yere? Gidemiyor. Tamam, uçağı da olabilir ama rüzgara binmek daha havalı, daha güzel. Cinler var, periler var. Hadi hocam dedim, adamın özel jeti var. Bill Gates'in rüzgara bindiğini kabul edelim. Ondan sonra tonlarca altını olabilir. Peki arkadaşlar, karınca ile konuşabiliyor mu Bill Gates? Konuşamıyor. Hütüt kuşuyla konuşabiliyor mu? Konuşamıyor. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam, Allah'ım diyor bana öyle mülk ver ki benden sonra kimseye nasip olmasın. Bunun en güzel tefsirini Mevlana buldum arkadaşlar. Dikkat edin Mevlana, öyle zor imtihandır ki diyor, zenginlik, güç, kuvvet. Bunu ancak peygamberler ve büyük veliler sabredebilir. Gerçekten de ben hangi arkadaşım zengin olduysa büyük kısmı yoldan çıktı maalesef. Tabii dedim ama az çok zengin. Niye kastediyorum? Niye? Ya adam artık tanrılaşıyor. İstediği her şeyi yapabiliyor. Param var, her şeyi yaparım hocam diyor. Bakıyorsun camiye gitmek azalıyor. Haramlardan çekinme azalmaya başlıyor. Haramları böyle işte yorumlamaya başlıyorlar falan falan. O yüzden diyor ki Süleyman Aleyhisselam, ya Rabbi bana verdiğin şu zenginlik diyor. Büyük baş belası. Onu sen diyor kimseye vermem benden başka diyor. Adam cinleri kontrol edecek. Kuşlarla, hayvanlarla konuşacak. Mesela ben şimdi hayvanlarla konuşsam diyelim ki derim ki yılanlara gidin şu falan canım sokunu öldürün derim mesela. Düşmanım vardır diyebilirim. Bunu dememek çok büyük arkadaşlar bir sabır istiyor. Velhasıl kelam kıymetli kardeşler,
arkadaşlar, öğrenci kardeşlerim. Adem Aleyhisselam'la başladık. Biraz Musa Aleyhisselam, biraz kendi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Süleyman Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Bunların hayatlarından bazı örnekler vermeye çalıştım. İnanın arkadaşlar, bunları ciddiye okusak var ya, sadece Musa Aleyhisselam'dan 100 türlü terapi çıkar. Sadece Süleyman Aleyhisselam'dan 10 türlü terapi üretebiliriz. Hele Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem her konuda en büyük, en üstün örnek. Ama Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz çok bahsedilmediği için onun daha çok hadislere bakacağız. Hadislerde bulacağız yani o duygusal zeka efendim öğreten güzellikleri. İnşallah belki ileride aramızda okuma grupları da yapabiliriz. Mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim ki yani Zeynep kardeşimiz, Gülsüm kardeşimiz bize grup hazırlar. Hocam der işte okuma grupları yapalım. Bir tanesi bir okuma grubu, Adem Aleyhisselam okuma grubu olur. O kardeşlerimiz ne yapar Zehra? Sadece Adem Aleyhisselam'ı inceleyerek oradan bir terapi çıkarmaya çalışır. Batı'dan, Doğu'dan, İngilizce, Arapça kaynaklar. Şunu da söyleyeyim, bu konuda ciddi hiç kaynak bulamadım arkadaşlar. Hani bazılarınız benden kaynak istiyor. Yani bu kaynakların hiçbirinde çok ciddi manada peygamberlerin o psikolojik tarafını işleyen kaynak bulamadım. Hatta İngilizce de bulamadım. Tabii İngilizce olmaması normal çünkü onlar da peygamberler masum değil. Nuh Aleyhisselam sarhoş. Şuayb Aleyhisselam çok özür dilerim, insest yaşayan bir adam. Zaten peygamberlerin örnek olacak tarafı yok ki diğer kültürlerde. Halbuki bizim kültürümüz öyle değil arkadaşlar. Süleyman Aleyhisselam, özür dilerim, Süleyman mı Davut muydu? Değil mi? Bir kadına göz koyuyor, kocasının savaşta ön cepheye sürüyor. Ölsün de ben evleneyim karısıyla. Yani olacak iş değil arkadaşlar. Bunu normal insanlar bile yapmaz. Çok aşağılık, diğer dinlerde çok aşağılık günahlar işliyor peygamberler. O yüzden kıymetli arkadaşlar, bizim kültürümüzdeki bulduğumuz her kitap peygamberle alakalı psikolojik terapi kitabıdır diye söylüyorum. Ve teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İnşallah faydalı olmuşumdur. Şimdi sıra sorularda. Biz teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok önemli bir konudan bahsettiniz. İnşallah dediğiniz gibi okuma grupları da oluştururuz. Güzel, yani burada arkadaşlarımız da istekli zaten. Lütfen geri bildirim formlarına da katılmak isteyenler belirtirse eğer, talepler doğrultusunda oluşturmak isteriz bu tarz bir çalışma. Hem bizim kendi kişisel hayatımız için hem de bahsettiğiniz gibi yani İslam ve psikolojiyi entegre etme açısından da çok önemli konular. Bu konulara vakit ayırıp üzerine çalışma yapıldığında da inşallah Türk kaynaklarda olur diye temenni ediyorum. O zaman sözü Gülsüm'e bırakıyorum. Chat'teki soruları hocamıza yöneltebilirsen Gülsüm. Tabii hocam, mikrofonunuz kapalı şu anda. Duyamadık. Hocam benim size izin vermem. Tamam, oldu izin mu? İzin verin lütfen. Arada bir konuşmama izin verin. Tamam. Arkadaşlar biraz da şu var. Şimdi mesela bir mimar gelse Sultanahmet Camisi'ne baksa o çok güzel şeyler görür. Benim göremediğim Sultanahmet'teki mimari özellikleri bir Japon daha iyi görür. Japon mimar veya Alman fark etmez. Tabii arkadaşlar biz psikolog değiliz. Aklımızca bulmaya çalışıyoruz ama bir psikolog kardeşimiz Yusuf suresini okusa, ne bileyim işte Musa Aleyhisselam'ın kıssasını okusa çok daha güzel bilgiler bulabilir. Yani bu gelişmeye açık bir konu. Ben her şeyi biliyorum, tek başıma gelin bana sorun demiyorum asla. Ben de bulmaya çalışıyorum. Bu konuda işbirliği yapalım inşallah. Buyurun. Sorular açıyorum şimdi. Hocam yarım saatten az vaktimiz kaldı. Muhtemelen sorarken de yeni sorular düşer. İlk soruyla başlıyorum. Bu soru siz inançların batıllaştıkça dini mekanların ve din adamlarının gösterişli bir görüntüye sahip olmasından bahsederken Betül Arslan sormuştu. Tasavvufta da böyle oluyor değil mi hocam? Dünyevi şeyler önemsenmiyor. Fatma Kara da Budist tapınaklarının da çok şatafatlı olduğundan bahsetmiş. Tabi arkadaşlar şu bana gelmesin. Yani bugün Ayasofya Camisi veya Sultanahmet Camisi de çok şatafatlı. Yani bu hatta şöyle diyor alimlerimiz, bu camilerin şatafatlı olmasının sebebi de Hristiyan ve Yahudilere karşı yani aşağılık kompleksi olmasın. Bizim de güzel bina yapma gücümüz var demek içindir diyor. Yani arkadaşlar İslamiyet'te ben basit bir çölde namaz kılabilirim. Yani ama güzel cami de yapılabilir. Bu engel değil. Önemli olan yani işte mesela bir Hristiyan kolay kolay yani kilisesiz ibadet etmiyor veya Budist de öyle.
acayip para harcıyorlar o heykellere, o şey, mabetlere. Bunun da psikolojisini şöyle açıklıyor Malik Petri hocamız. Yani bir dava batıllaştıkça şatafata önem verir. Tasavvuf için de geçer arkadaşlar. Bakıyorsun bazen mesela normal tarikat şeyhleri bir lokma bir hırka. Gayet basit giyiniyor. Ama bakıyorsun adam şeyh efendi sağlam bir şeyh değilse acayip lüks giyiniyor. Acayip yani lüks yaşamak arkadaşlar dile aykırı değil, onu söyleyeyim. İyi bir araba sürmek haram değil dinimizde asla. Ama velakin eğer bir adam batılsa, hani vardı bazı kötü örnekler, isim vermeyelim şimdi. Değil mi? Zengin hayat yaşıyorlardı böyle. Acayip lüks hayat yaşıyorlardı falan falan. İslamiyet arkadaşlar bunlara muhtaç değil. Evet. Peki hocam, diğer bir soruya geçiyorum. Ondan sonra da af terapisinden bahsetmiştiniz. Af terapisinde de yüzleşmek var değil mi? Hazreti Yusuf kardeşleriyle yüzleşmiş, sonra ağlayarak saltım olmuş. Tabii arkadaşlar bu detayları psikolog kardeşlerimiz güzelce yani işte yüzleşiyorsunuz. Ama şu veya bu arkadaşlar sonunda çok ağır bir suç affediyor Yusuf Aleyhisselam. Yani burada önemli olan ya arkadaşlar, şimdi Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığında belki 5 yaşında, belki 8 yaşında falandı, yani küçük bir çocuktu. Yani 18'lik 20'lik bir insan değildi. Yani arkadaşlar her toplumda biliyorsunuz, hani bizim toplumda da öyle derim, küçük çocuğu yapılan bir adam öldürse suçtur, ama bir adam bir çocuğu öldürse daha büyük suçtur. Bu affedilmez. Kadına ve çocuğa karşı yapılan suçlar bizim toplumumuzda affedilmez. Çünkü bunlar çok ayıp şeylerdir. Yani koca adam küçük çocuğu kuyuya atar mı? O yüzden tabii o affedebilme süreci çok önemli. Bir de burada şunu görüyoruz arkadaşlar. Bence en önemlisi, hani bugün psikolojinin bu ezberini bozan bir şey. Bugün psikoloji diyor ki nature ve nurture çok önemli. Çevremiz yani. Halbuki Yusuf Aleyhisselam'ın hiç iyi çevresi olmadı. Aziz'in sarayına gitti. Orada Züleyha ile imtihan oldu. Sonra hapse düştü. Çocukcağız yani babasını göremedi ki. Bir peygamberin terbiyesi altında büyümedi. Buna rağmen, sarayda olmasına rağmen, her türlü lüks ve konfor ona açık olmasına rağmen Yusuf Aleyhisselam bir hata işlemedi. Zinaya düşmedi. Ne bileyim, lükse kapılmadı. O yüzden bence Yusuf Aleyhisselam'da çok değişik örnekler var. Hele bugün maalesef cinsel suçlar çok normalleşti. Yani Yusuf Aleyhisselam'da en üst nokta var. Mesela güzel bir kadın kapalı bir yerde heytelek diyor. Ve Yusuf Aleyhisselam Allah'tan korkarım diyor arkadaşlar. Asla bir harama düşmüyor. İşte herkese hani bu kolay bir iş değil hakikaten. Özellikle günümüzde bunu maalesef Müslüman gençler arasında ahlaksızlık yayılıyor. Ne yapacak bilemiyoruz. O yüzden Yusuf Aleyhisselam hikayesini iyi okumak lazım arkadaşlar. Bir terapi olarak. Hatta yani gençlere daha çok okumak lazım. Yani bu cinsel günahlara düşmeme açısından. Veya işte arkadaşlar bazen kardeş kardeşe küsüyor. Ne bileyim, anne baba çocuğuna küsüyor. Bu da bize küsmememiz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Affetmemiz gerektiğini gösteriyor, ama o süreci tabii ki psikolog kardeşlerimiz bizden daha iyi ortaya koyabilirler. Yani işte yüzleşmek gerekiyor, ağlamak gerekiyor. Neyse artık onun detaylarını biz tespit edemeyiz. Onu size bırakıyoruz kıymetli arkadaşlar. Hocam, konuşmanızın devamında da Hazreti Musa'nın asasından bahsetmiştiniz. Orada tedrici gradual desensitization kavramına bahsediyor. Orada exposure terapiye Fatma Karakaya, benim de aklıma o geldi. Sonra da bir soru yazılmış yine aynı konu üzerine. O ayette önce tut korkma demesi aslında önce eylem sonra onunla gelişen duyguya işaret değil midir? Evet arkadaşlar, önce elinize veriyor. Yani bu asa işte bir anda yılana dönüşüyor falan. İşte ona exposure Türkçesi neydi? Maruz kalmak. Maruz bırakmak. Evet, maruz bırakıyorsunuz önce. Yani önce sonra işte onun tehlikeli olmadığını gösteriyorsunuz falan. Bunu psikolojide uyguluyorlar bazen. Hani bazı insanlar bir hayvandan korkuyor. Yavaş yavaş yaklaştırıyorlar. Yükseklik korkusu olan bir insanı mesela önce birinci kata çıkarıyorsunuz. Sonra ikinci kata adam maruz bırakıyorsunuz. Sonra binanın 100. katında aşağı bak diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tedricen insandaki yükseklik korkusu, insandaki efendim işte vahşi hayvan korkusunu böylece yok edebiliyorsunuz. Hani bir, şunu demek istiyorum. Bakın, bir peygamber dahi bu terapiye muhtaç olabiliyor. Onu demek istiyorum. Yani Allah-u Teala arkadaşlar niye peygamberle insan göndermiş? Hani diyor ya kafirler, ya bu ne biçim peygamber diyorlar ya. Arapçasını bulabilirsem size okuyacağım onu. Arkadaşlar bir dakika. Estağfirullah.
Evet. Ve kalu mali hazır Resul ya kulutta anlayamışı filas bak. Ya bu ne biçim peygamber? Çarşıda yürüyor, sokakta çarşıda yürüyebiliyor. Efendim ekmek yiyor. Yemek yiyor. Şimdi arkadaşlar tabii şu açıdan önemli. Peygamberler bizim gibi insan. Bizdeki korku onlar da yaşıyor. Bizdeki efendim ümidi, sevgiyi onlar da yaşamış. Onlar o yüzden bize örnek. Sesim geliyor mu acaba? Bir küçük kısıldı ama şu an duyuyoruz sesinizi. Evet. O yüzden arkadaşlar yani peygamberler bize örnek olsun diye insan gönderilmiş. Yoksa Allah Teala melek gönderirdi. Melek hiçbir şeyden korkmaz. Değil mi? Hiçbir şeyde belki bizim gibi aşık da olmaz. Ama bize örnek olmazdı. Evet. O yüzden hani peygamberler de korkuyor. Korkusu terapi oluyor mesela. Sevgisi, öfkesi de mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda amcası Vahşi amcasını öldürünce Hazreti Hamza'yı diyor ki ey amcacığım ben de 70 tane kafirin diyor müste yapacağım. Müste demek kafirler Hamza radıyallahu anh'a müste yaptılar. Kulağını kestiler, karnını deştiler. Dedi ki aynısını ben de yapacağım de peygamber efendim. Çok kızdı. Yani arkadaşlar bir adamın savaşta öldürülmesi normaldir. Ama bir insanın ağzının burnunun kesilmesi normal değildir. Bu bir vahşettir. O yüzden dedi ki Allah-u Teala ey peygamber esnazı bile feyn agattum fe akibu bi bislime ugiptum bih. Dedi böyle yapamazsın. Eğer bir adama ceza vereceksen sana işlediği suç kadar ceza verebilirsin. Mesela bana bir tokat attı. Benim ona bir tokat atma hakkım var arkadaşlar. İki tokat atamam. Üç tokat atarsam zulmetmiş olurum. Rapetti arkadaşlar. Bu da onların insan olmasından dolayı. Demek ki yani işte bu öfkeleri, korkuları, sevgileri, efendim her şeyini Allah-u Teala terapi yaptığı için bize tertemiz örnek var önümüzde şu anda elhamdülillah. Evet. Hocam siz bu konudan bahsedince benim aklıma da Yakup Aleyhisselam geliyor. Yani o da oğlunun arkasından çok üzülmüş ağlamış. Müslüman depresyona girmez diye bir tabir var. Oysa ki yani peygamber çok ağlamış, çok üzülmüş. Yani bize rol modeli olabilmesi için de evet Fatma Karakaya yazmış yine. İnsan peygamber gönderiliyor diye de eklemiş. Tabii yani bir anne çocuğunu kaybettiği de arkasına ağlamasına biz normal gibi bakmamız lazım. Ama arkadaşlar dedim ya peygamber onu da terapi yapmış. Diyor ki ağlayabilirsin. Ağlamamak diyor insafsızlık olur. Ama elbiseni yırtmak. Allah benden başkasını bulamadın mı? Ya Rabbi sen ne biçim benim çocuğumu aldın demek arkadaşlar bunlar haram olan. Yani her şeyin hatta arkadaşlar yas tutmamak mesela bir hanım kocası öldüğünde kaç ay? 4 ay yas tutmak durumunda İslamiyet'e göre. Yani koku sürünemiyor. Düzgünsüz yere çarşı pazar gezemiyor. Yas tutmak hatta dinimizde bir emir yerine göre. Ve normalde ölümde de 3 gün arkadaşlar. Bu normal bir şey ama aşırısı, abartısı bu yasak. Yani İslamiyet her şeyin ortasını bize söylemiş. Ben mesela Azerbaycan'da bulunmuştum. Azerbaycan taraflarında bir insan olduğu zaman para verip ağıt yaktırıyorlar. Ama arkadaşlar çoğu günah ve haram şeyler. Aman Allah'ım sen bunu nasıl canını alırsın? Böyle genç insan canı alınır mı falan filan. İsyan var, inkar var içinde. Haram olan bu arkadaşlar. O yüzden yani psikolog olarak bizim de hastalarımıza yani işin arkadaşlar haram sınırı göstermemiz gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuz. Yoksa bizim ne özelliğimiz kalır? Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Aslında itidalli olmaya. Geçen bir arkadaşımız anlattı. Yani psikolog arkadaşımız. O başka bir psikologdan bana naklen söylüyor. Bir danışanı gidiyor. Diyor ki o psikoloğa eşim beni aldatıyor. Ne dese beğenirsiniz o psikolog. Sen onu aldat diyor. İntikamını al diyor. Arkadaşlar haram haramla cevap verir mi dinimizde? O adam haram işlemiş veya kadın. Ama siz bir haram teklifte bulunamazsınız. O yüzden hani diyeceğim, yani bizim Müslümanlar olarak, Müslüman psikologlar olarak Kur'an ve sünnetin doğrularını aktarmak durumundayız. Evet. Var mı soru başka? Vaktimiz de daralıyor. Siz sonrasında sadece Musa Aleyhisselam için bir okuma grubu olabilir, diğer ayrı peygamberler için bir okuma grubu olabilir. O sırada ben de heyecanlandım. Katılımcılarımızdan da güzel geri dönüşler olur. Çok güzel olur, ufuk açıcı olur. Onlar da bu şekilde dile getirmişler. İstekliklerini. Asu'da Zeynep.
öncelikle teşekkür etmiş. Musa Aleyhisselam kıssasında topluma göre peygamber geldiğini söylemiştiniz. Buradan yola çıkarak danışanın fıtratına uygun terapiyi önermemiz gerektiğini de söyleyebilir miyiz? Söyleyebilirsek eğer bir fıtratın kişinin ya da danışanın fıtratını nasıl daha doğru bir şekilde tanıyabiliriz? Sorumuz bu şekilde. Sizin sesinize ben açıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii şöyle bir şey var. Demiştim ya, bir Laz bölgesi, Karadeniz bölgesinin fıtratı çok farklı. Orada bir insan çok nazik davran deseniz o nezaket onun bazen başına bela olabilir. Ona biraz sert olmayı tavsiye etmek lazım belki. Çünkü çok nazik davransa mesela, değil mi? Onu toplum kötüleyebilir. Ya kardeşim ne biçim patron ya? Hep nazik iş buyuruyor falan da diyebilir. O yüzden hani o bölgesel farkları da ciddiye almamız lazım. Yani böyle peygamberler nasıl topluma göre gelmişse yani işte Türklerin yapısı başka, Kürtlerin başka, Arapların başka arkadaşlar. Mesela Araplarda acayip misafire bir şey gösterilir. Mesela her 5 dakikada bir ya ahlen ve sehlen diyorlar. Oturursunuz mesela 5 dakika geçtiğinde ya ahlen ve sehlen derler. Diyelim size bir Arap misafir geldi. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Buyurun efendim, baş köşeye oturttunuz. Ama aradan bir saat geçmiş, hoş geldiniz demiyorsunuz. Arkadaşlar bizde şimdi böyle bir şey var mı Türklerde mesela? Desek misafir biraz şey yapar. Ya bu Ersan ne demek istiyor? Acaba çok oturduk. Hani aradan bir saat geçmiş. Desen ki Türkiye, hoş geldin. Ulan der, bu Ersan beni beğenmedi herhalde. Ben gideyim der. Ama Araplarda tam tersi. Eğer demezseniz adam diyor ki ya bu ev sahibi beni herhalde hoşlanmadı. Her inanın arkadaşlar 5 dakika 10 dakika hoş geldin. Ya ehle meselen ya merhamen diyor Arap kardeşlerimiz. O yüzden tabii bir Arap geldiği zaman ona vereceğimiz tavsiyeyle, yani biz Türkiye'de biliyorsunuz Arap var, Çeçen var, ne bileyim işte Kürt kardeşlerim, her millete insanız arkadaşlar. Biz bu bizim işte elhamdülillah büyük bir övünç kaynağı, onu da söyleyeyim. Aslında biz milliyetçi falan değiliz. Her milletin güzel tarafını almak durumundayız. O yüzden mesela ben söyleyeyim ki mesela arkadaşlar biraz evlilik terapilerinde aman diyorum farklı kültürle çok evlenmeyin, çok tavsiye etmiyorum. Evlenirseniz de oranın özelliklerini iyice bir araştırın diyor. Mesela bazen bir Kürt kardeşim diyor ki ya falanca Türk evlenebilir miyim? Ya diyor pek tavsiye etmem. Niye diyor? Bak diyor bizim Türklerin kültüründe misafirlik pek hoş bir şey değildir. Eve mesela şey geldi değil mi? Amcanızın oğlu geldi, bir ay kaldı. Ya biz de diyorum yani bunlar çok ters şeylerdir. Ama o kültürde arkadaşlar normal. Adam telefon açıyor amcasının oğlu. Ben geldim amcaoğlu. Bir ay kalacağım sende diyor. Şimdi ne olacak? Geçim olur mu arkadaşlar böyle? Böyle bir geçim zor olur. O yüzden ben diyorum ki mesela yani Laz bir kardeşimiz evlensin. Yanlış anlamayın, asla şey değiliz ha. Tabii ki her kültür evlenebilir. O zaman ama onu hazmedecek bilgi ve birikim sahibi olacaksın. Laz kardeşlerim yüksek sesle konuşursa onlar rahatsız olmayacaksın. Ver bakayım oradan iki ekmek deyince rahatsız olmayacaksın. O kültüre alışacaksın. O yüzden hani yani her peygamberin bir karakteri var, kendi milletine uygun. Biz de gittiğimiz bölgenin insanına, kültürüne göre davranışlarımız biraz şey yapacağız. Yani ayarlamamız lazım. Yoksa çok komik, bazen de çok saftirik gözükebiliriz. Yani mesela ben öğretmenim şimdi çok nezaketli bir şey istesem öğrenciden, arkadaşlar olmuyor yani. Hoca biraz kızım şunu getir, oğlum şunu ver diyecek yani. Çok rica etsem şunu verir misin desek olmaz sınıf ortamında. Yani bazen bunları rollerimizi karıştırabiliyoruz. Bence peygamberler bu konuda bize güzel örnek. Evet. Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Sorularımız bu kadardı. Bir tek Fatma Karakaya Jung'un Kehf suresi olduğunu eklemiş. Ben teşekkür ediyorum. Kapanış için sözü Zehra'ya bırakıyorum. Buyur Zehra. Yalnız o şeyi ben de isterim, o tefsiri ya. Jung'un Kehf suresi tefsiri. Evet, ben de merak ederim. Ettim. Aslında linki varsa atabilirse memnun oluruz. Ben eyvallah. Atıyorum linki şurada. Arşivde vardı. Evet hocam, arkadaşlar. Bitti mi programımız? Evet, sonuna geldik programımızın. Vaktimize de riayet edelim. Bu çağa geliyor saat. Çok teşekkür ederiz hocam tekrardan. Böyle bizi hatırlatması adına küçük bir teşekkür belgesi takdim edelim size. Gerçekten önemliydi. İki konuyu da birlikte konuşabilmek, İslam ve psikolojiyle birlikte. Teşekkür ediyoruz vaktinizi de ayırdığınız için. Kıymetli katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar dinledikleri için bizleri. Bir dahaki seminerimiz duyurduğumuz üzere online olmayacak, yüz yüze olarak olacak. Süleyman hocamızla orada da bir arada olacağız.
Bizlerle yüz yüze tanışmak isterseniz güzel bir etkileşimli olacağı o toplantımıza da bekliyoruz hepinizi. Allah'a emanet olun. Hayır.